O Madonna bu Madonna değil. Romanı okurken şunu çok sorguladım. Nasıl bu kadar popüler oldu bilemiyorum ama herkes izleyecek ya. Yazar kendi şu an hayatta olsaydı o da çok şaşırırdı herhalde. Bir spoiler daha. Kavuşamıyorlar. Pardon. Burcu Hocam hoş geldiniz Bibliofil'e. Merhaba, hoş bulduk. Bize hangi kitap seçtiniz, neyi getirdiniz hocam? Bugün Sabahattin'in Kürk Mantolu Madonna kitabını seçtim. Instagram'dan tanıdığımız üzere. Nedense bilmiyorum ama son yıllarda Instagram'da kitap paylaşmak zaten moda biliyorsunuz. Evet. Ama bunun üzerine işte o kahvenin yanına bir Kürk Mantolu Madonna koymak ayrıca moda. Nasıl bu kadar popüler oldu, ne oldu da Sabahattin Ali gibi bir yazar çok satar oldu hocam? Nasıl bu kadar popüler oldu bilemiyorum ama yazar kendisi de hayatta olsaydı herhalde bu duruma şaşırırdı. Öyle düşünüyorum. Ya da popüler oldu ama biz yine de hala tanımıyoruz. İsmindeki evet. Madonna'yı şarkıcı Madonna sanacak yani, kadar evet tanıyoruz. Ne kadar anlayabildik ya da ne kadar tanıyabiliyoruz bu da bir soru işareti söylediğiniz gibi. O Madonna bu Madonna değil. Evet, ilk bilgiyi almış olduk evet. Kitapla ilgili. Peki hocam, Sabahattin Ali kimdir? 1907 yılında dünyaya geliyor ve 1948 yılında erken bir yaşta vefat ediyor. Ölümüne dair de çok şaibeler var. Hani tam olarak nasıl öldü, evet, ne oldu o da bilinemiyor. Yani insan kaçakçıları tarafından öldürüldüğü söyleniyor. İşte sınırı geçmek isterken çünkü hayatının son zamanlarında bir kamyon alıp kamyon şoförlüğü yaparak yaşamını geçirmeye başlıyor. Bunda yazar şair dostlarına söylediği işte oradaki coğrafyaya gidip oradaki insanları, gezdiği yerdeki insanları daha yakından görmek, onların hayatlarını daha yakından tanımak isteğinin olduğunu söylüyor. Fakat bir taraftan da işte pasaport alamadığı için siyasi yurt dışına, bir tarafı da var değil mi? Evet, siyasi bir tarafı da var. Yurt dışına kaçak yollarla gitmek için bu işe yöneldiği söyleniyor. Bulgaristan sınırına geçeceği zaman da işte orada hayatını kaybediyor. Yani öldürülüyor ve ölümü de 6 ay sonra onun kimliği tespit edilebiliyor, kim olduğu. Öyle bir yaşamı var. Peki hocam, tekrar şu Madonna'ya dönecek olursak. Evet. Maria Puder eserdeki kadın karakter. Evet. Madonna nereden çıkıyor hocam? Madonna'nın eserle bağlantısı ne? Şimdi bunu anlatmam için biraz olay örgüsüne girmem gerekiyor. Evet, biraz hikayeye girelim. Hikaye aslında iki düzlemden oluşuyor. Birinci kısımda ya çerçeve vaka diyeceğimiz bölümde biz anlatıcı var. Anlatıcının Raif Efendi ile tanışmasını görüyoruz. Nasıl tanıştı işte ve Raif Efendi'nin hayatına dair merakını görüyoruz. Onu tanıma isteğini görüyoruz. Daha sonra bu anlatıcı Raif Efendi'nin defterine ulaşıyor ve bu defter vasıtasıyla biz Raif Efendi kimdir artık yakından görmeye başlıyoruz. Anlatıcı kadar okur da merak ediyor gerçekten. Evet. Çok gizemli bir karakter yaratıyor başta Sabahattin Ali. Çok gizemli. Hatta roman bittiğinde bile o gizem unsurunu en üst noktada bırakıyor. Biz yine o merakımızı tam olarak gidermiş olamıyoruz. Bu aslında Sabahattin Ali'nin diğer romanlarında da görülen karakteristik bir unsur. Bu merakı diri tepe hali. Noktada bırakması. Deftere dönecek olursak, deftere göre Raif Efendi nasıl bir insan? Raif Efendi aslına bakılırsa biraz sevgisiz kalmış bir insan diyebiliriz. Yani babasıyla iletişimi ve çok iyi değil. Çok iyi değil derken babası tarafından sevgi eksikliği var. Aslında belki de Maria Puder'le birbirlerini tamamlayan yön de budur. Maria da babasız büyümüş. Raif Efendi'nin babası var ama tam olarak bir baba-oğul ilişkisi geliştiremiyorlar. Maria da ömrünü annesiyle geçirmiş. Ve ondaki o erkeksi tarafın biraz daha ağır basmasında da o baba rolünü hiç görmemesi ve bu karaktere bürünmesini söyleyebiliriz. Defterin tarihi 1933 yılında başlıyor ama biz anlatılanlardan işte bu olan olayların 10-15 sene olduğunu görüyoruz. 10-15 sene önce olduğunu görüyoruz.
Ve işte Raif Efendi'nin hayatına dair verilen bilgilerden biz olay örgüsünü, yani o 2-3 aylık geçen olayın 1919 yılında gerçekleştiğini görüyoruz. Raif Efendi'nin gençliğine yolculuk yapıyoruz, evet, yani. Evet, 20'li yaşlarına gidiyoruz Raif Efendi'nin. Almanya'ya gidiyor. Gidişindeki amaç babasının döndükten sonra fabrikasını, sabun fabrikasının başına geçmek. Oradaki işleri yürütmek ve Almanya'ya bununla ilgili teknik bilgi almak için gidiyor. Gittiğinde Raif Efendi'nin işte dil öğrenmeye devam ediyor bir taraftan. Bir taraftan işte sanat galerilerini, resim galerilerini geziyor. Çok fazla okuyor kendi içine yönelerek. Okuduğunu görüyoruz. Rus yazarları özellikle okuyor. Ve bir gün gazetede bir yeni ressamların resimlerinin sergileneceği bir sergiden bahsedildiğini görüyor. Gazeteyi okumuyor, bir kenara koyuyor. Fakat gezerken şans eseri kendisini bu sanat galerisinin önünde buluyor. Girdiğinde bütün resimleri geziyor. Bir tablonun önünde adeta büyülenmişçesine kalıyor. Bu Maria Puder'in kendi öz portresi. Ve işte Madonna. İşte Madonna. Madonna ismi de şuradan geliyor. Bu gazeteyi Raif Efendi çok fazla okumamış ama tek bir eser var. Bu ressamın tek bir eseri var. Çok fazla bilgi sahibi olamıyor ve hemen pansiyona dönüp bu gazetede ne yazıyor acaba, ben bu ressam hakkında bilgi bulabilir miyim diye heyecanla dönüyor. Ve okurken buradaki eleştirmenin şöyle bir yorumuna denk geliyor. Andrea del Sarto'nun ünlü Madonna dell'Arpi tablosuna benzetiyor bu eleştirmen. Ve kürk mantolu bu portredeki kadın. Evet. Buna kürk mantolu Madonna ismini koyuyor. Ve biz artık hem romanın adı oluyor ve Maria Puder bizim hafızalarımıza da kürk mantolu, evet, Madonna olarak yer ediyor. Aslında bu Meryem Ana tasviri o tablodaki. Hı, böyle bir sembolik gönderge var, değil mi? Evet, Meryem Ana, Madonna ve bu bize işte romanın kurgusal yapısında kürk mantolu Madonna olarak geliyor. Sergide her gün Raif Efendi o aynı tablonun önüne geliyor, aynı tabloyu saatlerce izliyor, etrafından adeta büyülenmişçesine hiçbir şekilde etrafıyla ilgisi kalmıyor. Ve bu durumu Raif Efendi'nin oradaki ressamların da ilgisini çekiyor. Maria Puder de onu gözlemlemiş, onun her gün gelip kendi portresini izlediğini görüyor. Bir gün Maria Puder Raif Efendi'nin yanına geliyor ve onunla sohbet etmek istiyor, işte tabloyla ilgili. Raif Efendi başını kaldırsa karşısındakinin Maria Puder olduğunu görecek. Tablodaki kadın. Tablodaki kadın o aradığı. Raif Efendi için o tablodaki kadın onun imgelemindeki bütün kadınların birleşimi aslında, bileşimi. Orada işte anneme benzettim gibi bir yanıt veriyor sohbet esnasında. Daha sonra bundan da işte neden böyle söyledim diye kendi kendine dertlendiğini. Kaçamak bir cevap, evet, olmuş. Kaçamak cevap verdim diye kendi kendine düşündüğünü görüyoruz kahramanın. Sanatın taşıyıcı unsur olarak mesela burada tablo aracılığıyla tanışıyorlar. Evet. Ve yine halk edebiyatı motiflerinden biri, resimden aşık olma motifi de var. Yani daha görmeden, daha tanımadan Maria Puder'in portresinden Raif Efendi aslında aşık oluyor Maria Puder'e. Metin Ersin'in Sevmek Zamanı filmini de hatırlatmıştı bana o sahne. Sevmek Zamanı'nda tabloya aşık olan karakterimizi. Evet, evet. Yani bu da halk edebiyatı motiflerinden görülen bir motif. Gerçekten sadece bir aşk romanı değil ama aşka ilişkin duyguları da gerçekten çok güzel ifade etmiş ya. Kesinlikle öyle ve o tereddütleri de aslında Maria Puder bu ilişkiye başlamada çok tereddüt ediyor. Baba figürünün olmadığını, erken yaşta babasını kaybettiğinden bahsetmiştim. Ve bu Maria Puder'in kişiliğine de, hayata bakışına, aşka bakışını da çok fazla etkiliyor. Ve güçlü bir karakter. Sabahattin Ali'nin diğer romanlarına bakacak olursak en güçlü şekilde çizilen kadın karakter olduğunu söyleyebiliriz. Bir erkek tahakkümüne girmeyi,
girmekten dolayı bir ilişkiye başlamaktan aslında çekiniyor. Fakat Maria Puder'in aşka ait düşünceleri de değişiyor, aşka bakışı da değişiyor. Artık o da Raif Efendi ile bir beraberliği, onun da istediğini görüyoruz. Müthiş bir aşkın sonunda... Kavuşamıyorlar. Hadi spoiler verelim. Kavuşamıyorlar. Kavuşamıyorlar. Bir de üstelik ya o Raif Efendi'nin o pasifliği insanın içini kemiriyor okurken. Evet. Ha, gitsene be adam. Gizli gizli direnişi var Raif Efendi'nin ama bir şey yapmıyor. Yani romanı okurken şunu çok sorguladım. Neden tekrar Almanya'ya dönmedi? Bu kadar bunu da söylemiş olduk. Bıraktı Maria Puder'i geldi Türkiye'ye. Raif Efendi'nin aklında olan döndükten sonra Maria Puder'i de yanına getirmek. Yalan dolan. İşte Edremit'teki evi yaptırıyor. Hatta burada işte doğulu batılı kavramların çatışmasını da görüyoruz. İşte evet. Eski gusülhaneye, banyoya yeni dolaplar getirilmesi akrabaları tarafından eleştiriliyor hatta. O Frank özentiliği olarak görülüyor. Mektuplaşıyorlar, birden mektupların arkası kesiliyor. Raif Efendi bu noktada çok fazla teslimiyetçi bir kimlikte olduğunu görüyoruz. Maria Puder'in kendisini unuttuğunu, bundan dolayı mektupların arkasını kesildiğini ve başka birine aşık olabileceğini düşünüyor. Ve o da artık kendi yoluna devam ediyor. Ve romanın sonunda öğreniyoruz ki Maria Puder onu unutmamış. Hayatını kaybettiği için gelememiş Türkiye'ye. Ve romanın sonunda Freud Tiedemann'la rastlantısal bir şekilde karşılaştığını görüyoruz. Maria Puder'in de uzaktan akrabası, yanında bir kız çocuğu var. Maria Puder'in başına ne geldiğini ondan öğrendiğinde o kız çocuğunun kendi çocuğu olduğunu öğreniyor. İşte büyük spoiler. Bir spoiler daha. Bir spoiler daha. Romanın sonunda bu satırlarla Raif Efendi'nin defteri son buluyor. Ama yine hiçbir şey yapmıyor. Yine pasif. Bir şey yapmıyor. Kızı gözlerinin önünde trene binip gidiyor. Bir şey yapmıyor. Ve romanın sonunda bir spoiler, bu da büyük bir spoiler. artık anlatıcının olduğu düzleme geri dönüyoruz. Ve Raif Efendi de hayatını kaybediyor. Bu şekilde roman sonlanıyor. Bir aşk hikayesi okuyoruz gibi ama Kürk Mantığı'nın Madonna gerçekten bir aşk romanı mı sadece? Sadece aşk romanı olduğunu söylemek romana yapılan bir haksızlık olur. Ama evet. Kendi romanları için zaten 3 tane romanı var. Aşk temi hepsinde var, ortak. En fazla ön planda olan romanı, diğerlerinde de aşk temi ön planda ama sosyal, toplumsal yapıya dair eleştirilerini görebiliyoruz diğer yani, romanlarında. Dümdüz bir melodram gibi yıllardır bu kitabın okunuyor olması gerçekten büyük bir ihanet. Kesinlikle bir varoluşsal sıkıntısı, yani bir varoluşsal sorunu da görüyoruz biz burada bu karakterler üzerinden. Karakter analizleri üzerinden yazar bize bunu çok başarılı bir şekilde yansıtıyor. Birey olma. Birey olma, evet. Birey olma sancısı da diyebiliriz evet. Buna. Yabancılaşma, bireyselleşme, modernizm. Evet, modernizm. Hem Raif Efendi'de hem Maria Puder'de, Raif Efendi'nin ailesinde, yani Raif Efendi'nin ailesinin bir burjuva özentisi bir aile olarak yorumlanabilir. Hatta bazı eleştirmenler romanın o kısmının çok başarılı bir şekilde çizildiğini, keşke bunun romanın ilerleyen kısımlarında da sonunun getirilmesi, devam etmesinin getirilseydi diye düşünceleri oluyor. Fakat biz o ailenin daha sonraki akıbetini de göremiyoruz romanın sonunda da. Aslında Türkiye'de çok, Türkçe'de karşılığı çok yok ama novella diyebiliriz romandan ziyade. Kısa roman, novella evet, diyebiliriz. Ki şöyle, ilk tefrika tarihi 1940-41 Hakikat Gazetesi'nde tefrika olarak yayınlanıyor. Ve hikaye notu düşünülüyor ilk tefrikasında. İlk yayınlanma tarihi de 1943 Remzi Kitapevi tarafından. Ve hani büyük hikaye, hikaye notuyla... Aslında yayınla büyük hikaye. O da güzel bir tasvirmiş. Evet aslında novellaya tam olarak hani karşılık gelir kısa gelmez. Kısa romanlı büyük hikaye mi? Büyük hikaye mi? Tür olarak da biraz hani arada olduğunu söyleyebiliriz.
sadece fotoğrafını çektirip okumayanlar ya da artık fotoğrafını görmekten bıktığı için okumayanlar için şahane bir bölüm oldu. Biz yine de mottomuzla bitirelim, okuyalım, okutalım. Kük Mantolu Madonna'yı okurken bir de şöyle yanına kahve koyup Instagram'da fotoğrafını paylaşalım adettendir. Evet. Çok teşekkür ederim.